Merhabalar arkadaşlar, ehliyet Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2022 yılı Nisan ve Mayıs ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Lütfen sorulara ezber yapmayın, soruların mantığını kavrayın. Bu sorular sınavlarda birebir karşınıza çıkacaktır. Sınavda çıkmış soru çıkacak soru anlamına gelmektedir. Ne kadar soru çözerseniz sizin yararınıza. Kanalımıza ilk defa geldiyseniz Kanalımızda konu anlatımlı derslerimiz var. Kursta gördüğünüz tüm dersleri online bir şekilde izleyebilirsiniz. Bu videonun açıklama kısmına linklerini bırakacağım. Mutlaka izleyin. Ayrıca animasyonlu soruları da paylaştık. Yine kanalımızda bulabilirsiniz. Videoyu bitirdiğinizde kaç doğru ya da kaç yanlış yaptığınızı aşağıdaki yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Lütfen sizleri takip ediyoruz. Sınavı kazandıktan sonra da abonelikten çıkmayıp bize destek olan tüm arkadaşlara buradan teşekkür ediyorum. Abonelikten çıkmayıp bildirim zilini kapatırsanız bize daha faydalı olacaktır. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır? A. Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli. B. Üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı. C. Sıcak içecekler verilmeli. D. Sıcak duş yaptırılmalı. Doğru cevabımız. A seçeneği olacaktır. Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmelidir. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir? A. Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi. B. Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması. C. Dönemeçlere girerken hızın arttırılması. D. Yüklemede gabarenin üzerine çıkılması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması. Bu dikkat etmemiz gereken bir husustur arkadaşlar. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan A neyi ifade etmektedir? A kanamanın durdurulmasını, B kan dolaşımının sağlanmasını, C. Solunum desteğinin sağlanmasını D. Hava yolu açıklığının sağlanmasını Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hava yolu açıklığının sağlanmasını ifade etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bir kazazede de soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir? A. Göğüs kafesinin hareket etmemesi B. Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi C. Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması. D. Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi. Bu solunumun yeterli olduğunu bize gösterir. Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç santim aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır? A 2 santim, D 5 santim, C 8 santim, D şıkkımız ise 11 santim. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 5 santim aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır. Yapılan en son değişikliklerle birlikte bir yıl içerisinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün sürücü belgesi geçici süreyle geri alınmaktadır. Bir yıl içerisinde 3, 6 ve 9 defa Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin sürücü belgesi sırasıyla kaçar gün geri alınır? A 10 15 20 B 15 20 25 C 30 40 50 D 30 40 45 60 Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sırasıyla 30 gün, 45 gün ve 60 gün şeklinde geri alınır arkadaşlar ehliyeti. Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır? 1. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması. 2. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi. 3. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması. Şıkları okuyalım. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. 1 ve 2 arkadaşlar. Yani sırt üstü yatırıp başı geriye alacağız. Ve sümkürterek bunun içini temizleyeceğiz. Bunlar yanlıştır. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır? A. Çıkan bölge üzerine masaj yapmak. B. Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak. C. Çıkan bölge ile kalp arasında turnike uygulamak. D. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmemiz gerekir. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Gabarinin aşılması B. Araç dengesinin korunması C. Trafik güvenliğinin dikkate alınması D. Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Gabari'nin aşılması yasaktır. Aşağıdakilerden hangisi vites kutusunun görevlerindendir? A motordan aldığı hareketi kavramaya iletmek. B şafttan aldığı hareketi tekerleklere iletmek. C yol ve trafik durumuna göre araca en uygun hızı vermek. D krank miline yataklık etmek. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yol ve trafik durumuna göre araca en uygun hızı vermek vites kutusunun görevidir. Görsel bir soruyla devam ediyoruz. Trafik görevlisinin geceliğin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? A. Dur işareti B. Geç işareti C. Yavaşlatma işareti D. Şıkkımız ise hızlandırma işareti Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Polisin bu hareketi dur işaretidir arkadaşlar. Yani sağ çekip durmamız gerektiğini bize bildiriyor. Aşağıdakilerden hangileri gabari ile ilgilidir? Lütfen tabelalara dikkatli bakalım. Hangisi gabari ile ilgili? A 1 2, B 1 3, C 2 ve 3, D şıkkımız ise 1 2 ve 3. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 1 ve 2. Gabari ile alakalıdır arkadaşlar. Birisi yükseklik, 2.30 yazan genişlik, 3.50 yazan yükseklik gabarisidir arkadaşlar. Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir? A. Gabari B. Viraj C. Platform D. Tehlikeli eğim Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Tehlikeli eğim adı verilir arkadaşlar. Yani tehlikeli eğimlere geldiğimizde vites küçültmemiz gerekir arkadaşlar. Görsel bir soruya devam ediyoruz yine. Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır? A. Omurga kırığı B. Üst kol kemiği kırığı C. Ön kol kemiği kırığı D. Şıkkımcısı köprücük kemiği kırığı Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Ön kol kemiği kırığı tespitinde yapılır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi karayolunda bozulup kalan araçların tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir? A vitesin boşa alınması, B araçta gözcü bulundurulması, C aracın kapılarının açık tutulması, D şıkımız ise aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması bu yapmamız gereken işlemlerdendir. Yine görsel bir soruyla devam edelim. Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir? Lütfen dikkatli bakalım. A şok pozisyonu, B komo pozisyonu, C alt çene pozisyonu, D şıkkımız ise baş çene pozisyonu. Doğru cevabımız B, B seçeneği olacaktır. Komo pozisyonunun veriliş aşamalarını tek tek bize göstermektedir. Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini arttırır? A. Sürüş konforunu B. Trafik kazası riskini C. Direksiyon hakimiyetini D. Şıkkımız ise aracın yol üzerinde tutunmasını Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar? Trafik kazası riskini arttırır. Görsel bir soruyla devam ediyoruz. Lütfen görsel sorulara sınavda çok dikkat edelim. Çok basit gibi görünüyor, işaretleyip geçiyoruz ama özellikle görsel sorunun içindeki detaylara dikkat edelim. Şekildeki kavşakta ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklaşık yanmaktadır. Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir? A yalnız 2. B1 ve 2. C1 ve 3. D şıkkımız ise 2 ve 3. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. 2 ve 3 numaralı araçlar yollarına devam edebilir. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir? A. Şok B. Yara C. Koma D. Şıkkımız ise tıkanma Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Yara adı verilir arkadaşlar. 4 zamanlı dizel motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Emme zamanı, sıkıştırma zamanı, ateşleme zamanı ve egzoz zamanı. Buna göre hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır? A emme zamanı, B sıkıştırma zamanı, C ateşleme zamanı, D şıkkımız ise egzoz zamanı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sıkıştırma zamanı arkadaşlar. Sıkıştırma zamanı zamanında sadece hava pistonlu sıkıştırılır. Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir? A 10 dakika. B 15 dakika. C kalbi daha hızlı çalışana kadar. D şıkkımız ise hasta kendi kendine soluyuncaya kadar. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar soni solunuma devam etmemiz gerekiyor. Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlemlerini yavaşlatır. Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu söylenebilir. A. Sindirim sistemi B. Dolaşım sistemi C solunum sistemi, D şıkkımız ise merkezi sinir sistemi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Merkezi sinir sistemi sistemi üzerinde etkilidir arkadaşlar. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki iki yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur? A. Üçgen bandaj uygulaması B. Hemlik manevrası C. Turnik uygulaması D. Rentek manevrası Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Hemlik manevrasını uygulamamız uygun olur. Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün Aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir? A. Hız sınırına uyma. B. Yayaya yol verme. C. Trafik levhalarını okuma. D. Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma eğilimindedir arkadaşlar. Bu sürücüden bu beklenir yani. Bu anlama geliyor. Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) El freninin daha iyi tutmasına B) Motor parçalarının zarar görmesine C) Egzoz susturucusunun delinmesine D) Lastik hava basınçlarının düşmesine Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Motor parçalarının zarar görmesine neden olur. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır? A 5 dakika, B 10 dakika, C 15 dakika, D şıkkımız ise 20 dakika. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. En fazla yani en çok 5 dakika olmalıdır. Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacıyla uzunluk genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir? A. Dingil ağırlığı B. Taşıma sınırı C. Gabari D. Şıkkımsı ise hız sınırlayıcı Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Gabari adı verilir arkadaşlar. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? Şıkları okumayacağım. Sadece ehliye sınıflarını okuyacağım arkadaşlar. Karışıklık çıkmasın. A2 E sınıfı, F sınıfı ve G sınıfı. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yani F sınıfı arkadaşlar. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücü F sınıfını da kullanabilir. Görsel sorulara devam ediyoruz. Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Lütfen dikkatle bakalım. A 1 2 3, B 1 3 2, C 2 3 1, D şıkkımız ise 3 1 2. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 2, 3 ve 1 sıralaması ile olmalıdır. Neden? Çünkü kavşağı ilk en yakın olan ilk geçiş hakkına sahip arkadaşlar. O yüzden 2 numara en yakın olduğu için ilk olarak 2. Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir? A. Noter satış belgesinin B. Kasko belgesinin C. Trafik belgesinin D. Karayolu uygunluk belgesinin Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Trafik belgesinin de bulunması gerekir arkadaşlar. Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun tamaması yoksa hava yolunu açmak için nokta nokta pozisyonu verilir. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? A. Şok B. Oturuş C. Yarı yüzün koyun yan D. Baş geri çene yukarı Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Boş bırakılan yere baş geri çene yukarı yazılmalıdır. Geçmeye başlamadan önce öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır? A. 2 araç boyu kadar. B. Takip mesafesi kadar. C. 3 araç boyu kadar. D. 1 araç boyu kadar. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Takip mesafesi kadar yaklaşabiliriz. Yani en fazla takip mesafesi kadar yaklaşabiliriz. Yukarıda verilenlerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir? 1. Akü kontrolü. 2. Lastik kontrolü. 3. Antifriz kontrolü. Şıkları okuyalım. A yalnız 1. B 1 ve 2. C 2 ve 3. D şıkkımız ise 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 1, 2 ve 3 yani kış koşullarına hazırlanmamızdaki kontrol etmemiz gerekenler akü kontrolü, lastik kontrolü ve antifriz kontrolü. Sanırım zil çağlı kusura bakmayın arkadaşlar. Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü trafikte kendisinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakarlık yapar. A. Bencillik B. Diğergamlık C. Nezaketsizlik D. Hoşgörüsüzlük Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Diğer gamlık olacaktır arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir? A. Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi B. Solunumun sık ve yüzeysel olması C. Kan basıncının artması D vücut sıcaklığının artması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi, kalp durmasının belirtilerindendir. Hareket halindeki aracın stop ettirilmeden durdurulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir? A el freninin çekilmesi, B debriyaj ve fren pedalına birlikte basılması, C gaz pedalına basılması. D. Birinci vitese takılması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Debriyaj ve fren pedalına birlikte basmamız gerekir. Şok pozisyonda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir? A. Sindirime yardımcı olmak. B. Vücut sıcaklığını düşürmek. C. Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak. D. Solunumun düzenli olmasını sağlamak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak. Konvoy halinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır? A duruş mesafesi kadar, B intikal mesafesi kadar, C takip mesafesi kadar, D fren mesafesi kadar. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır en az takip mesafesi kadar olmalıdır. Taşıtlarda kullanılan kararmalı dikiz aynaları ışık hüzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşırlar. Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisidir? A. Göz kamaşmasını önlemek B. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltmak C. Diğer taşıtlar tarafından daha iyi görünmek D. Gaza basmadan aracın sabit bir hızda gitmesini sağlamak Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Göz kamaşmasını önlemektir. Tehlikenin olmadığı kaza yerinde boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır? A. Boynuna boyunluk takıldıktan sonra B. Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra C. Boyun ağrılarını dindirici ilaç verdikten sonra D. Boyun bölgesine masaj yapıp oturur şekilde. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Boynuna mutlaka boyunluk takıldıktan sonra araçtan çıkartılır. Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketinin tekerlekleri iletilmesinde görev yapar? A. Rot B. Amortisör C. Diferansiyel D. Helezon yay Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Diferansiyel motorun hareketinin tekerlekleri iletilmesini sağlar. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Motor yüksek devirde kullanılır. B. Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir. C. Aracın hızına göre uygun vitese gidilir. D. Araç yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Aracın hızına göre uygun viteste gidilir. Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir? A sarı, B yeşil, C siyah, D kırmızı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yeşil renk akünün iyi durumda olduğunu bize gösterir. Motordan gelen sıcak suyu bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri yani petekler aracı ile soğutan parçaya nokta nokta denir. Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur? A. Amortisör B. Radyatör C. Alternatör D. Distribütör Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Radyatör yazılmalıdır arkadaşlar boş bırakılan yere. Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazından zehirlenen kişiye uygulanmaz? A) Solunumu durmuşsa suni solunum yapmak. B) Kusmasını sağlamak. C) Temiz havaya çıkarmak. D) Şıkkımız ise sıcak tutmak. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kusmasını sağlamak bu uygulanmaz arkadaşlar. Yapmamız yapmamamız gereken bir durumdur. Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur? A. Mide B. Böbrekler C. Akciğerler D. Safra kesesi Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Akciğerler göğüs boşluğunda bulunur. Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. 1 şaft 2 diferansiyel 3 aks B. 1 şaft 2 aks 3 diferansiyel C bir aks, iki diferansiyel, üç şaft. D şıkkımız ise bir diferansiyel, iki aks, üç şaft. Doğru cevabımız A şeklindeki gibi olmalıdır. Bir şaft, iki diferansiyel, üç aks. Bu doğrudur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir? A birinci yerinde olmayan, B omurgasında kırık olan, C kalça kemiğinde kırık olan, D. Kaburga kemiğinde kırık olan. Doğru cevabımız. D seçeneği olacaktır. Kaburga kemiğinde kırık olan yarı oturuş pozisyonla alınarak taşınabilir. Dokular üzerinde çekme etkisiyle meydana gelen yaralara ne ad verilir? A. Ezikli yaralar. B. Delici yaralar. C. Parçalı yaralar. D. Kesik yaralar. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Parçalı yaralar adı verilir. Devam ediyoruz yine. Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir? A. Kanamanın durdurulması B. Yara yerinin değerlendirilmesi C. Yara üzerinin pamukla kapatılması D. Yaşam bulgularının kontrol edilmesi Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yarı üzerinin pamukla kapatılması yanlıştır arkadaşlar. Yarı üzerini ıslak temiz sargı beziyle kapatmamız gerekir. Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır? A. Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yüksekte tutulması. B. Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi. C. Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması. D. Burkulan bölgeye masaj yapılması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yüksekte tutulması. Bu bölgenin şişmesini engellemek amacıyla yapılır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir? A. Üçgen reflektör B. İlk yardım çantası C. Yangın söndürme cihazı D sarı ışıklı dönerli uyarılanması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sarı ışıklı dönerli uyarılanması bu e, bulundurmamız zorunlu olmayan bir malzemedir arkadaşlar. Sarı ışıklı dönerli uyarılanmasını bulundurmak zorunda değiliz. Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir? A batı, B doğu, C kuzey, D Şıkkımız ise güney. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Haritaların sağ kenar çizgisi doğu yönünü gösterir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi araçların plakalarıyla ilgili geliştirilmiş yeni bir zorunluluktur? A. Özel plaka olmalı. B. Vatandaş hangi ilde yaşıyorsa o ilden alınmış olunmalı. C. Tüm plakalar yeni mevzuata göre çelikten yapılmış olmalı. D şıkkımız ise plakaların sabitlenmesi için vidalanmamış olması. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Plakaların sabitlenmesi için vidalanmamış olması bu zorunluluktur arkadaşlar. Zaten eğer vidalıysa plakalarımız aracımız muayeneden de geçmiyor. Görsel bir soruyla devam ediyoruz. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? Lütfen dikkatli bakalım. A 3 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı, B 2 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı, C 1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı, D şıkkımız ise 2 ve 3 numaralı araçların normal hızın altında seyrettiği. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı söylenebilir. Neden? Çünkü e, Ortada gördüğümüz çizgi var ya devamlı yol çizgisi. Eğer yol, yol gittiğimiz yolda devamlı yol çizgisi var ise sollama yapamayız. Bu yasak anlamına gelir. Yine görsel soruyla devam ediyoruz. Şekildeki bir numaralı araç 80 km saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? A 10 metre, B 20 metre, C 30 metre, D 40 metre. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. En fazla 40 metre yaklaşabilir. hızımız kaç ise tam olarak yarısı arkadaşlar. Az önce tehlikeli madde taşıyan araçlar, araçlarla ilgili de bir soru çıkmıştı. Bu normal araçlar için. Hızımız 100 ise mesela tam olarak yarısı yani 50 metre. Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur? A. Boşaltım sistemini. B dolaşım sistemini, C hareket sistemini, D şıkkımız ise sindirim sistemini. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Hareket sistemini ilgilendiren bir konudur. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez, önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için bir saniye bile beklemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A saygılı, B telaşsız, C sorumlu, D şıkımız ise sabırsız. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sabırsız denebilir arkadaşlar. Bunu lütfen yapmayalım. Trafikte çok fazla yapıyorlar özellikle İstanbul'da. Evet arkadaşlar bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavrayın. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın sizleri takip ediyoruz. Bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.